Ali sana emanet. Üzgünüm Aliço. Keşke başka yolu olsa. Ama yok. Ona dair bir iz kalmayacak konakta. Buraya hiç gelmemiş, burada hiç yaşamamış gibi olacak. Ortalıkta ondan bir toplu iğne bile görmek istemiyorum. Emredersiniz hanımefendi. Şimdi sen anlat. Kim bu kız? Afrika'dan getirdim. Hizmetli olarak. Bundan sonra burada bu konakta yaşayacaksın. Thank you.
Hiçbir şey yapmadı. Katil değil o. Özgürsün. Seni azat ediyorum. Neden yaptı bunu? Gerçeği bildiği halde neden sustu? Vicdan azabımı neden dindirmedi? Ben her şeyi öğrendim. Neyi öğrendin? O adamla neden evlendiğini öğrendim.
Nasıl? Kimden öğrendin? Ya ne nasılı, ne kimden öğrendin? Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey bunu benden saklamış olman. Ya sen bunu bana anlatmış olsaydın her şey çok farklı olabilirdi. Ben bir çıkış yolu bulabilirdim. Neden sana yardım etme fırsatını elimden aldın? Neden yaptın bunu bize? Ben mecburdum. Başka seçeneğim yoktu. Kaçıp saklanarak kurtulamazsın. Bana bir cevap vermek zorundasın. Bak gerekirse bütün gün bu kapıda beklerim. Yetmez bir ömür gitmem buradan. Biri görmüş, biri duymuş falan da umurumda değil. Yıllarca sustum. Şimdi konuşacaksın, her şeyi anlatacaksın bana. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Meryem! Meryem kaçma! Konuşacağız. Nasıl sustun? Nasıl yıllarca böyle bir şey sakladın? Hiçbir yere gidemezsin. Artık gidemezsin, anlıyor musun? Konuşacak bir şey yok. Konuşacak çok şey var. Elimizden kayıp giden yılların hesabını vereceksin bana. Yıllarca sustum. Şimdi konuşacaksın. Bırak beni ne olur. Yürü gidiyoruz. Kenan bırak. Kenan bırak dedim, ne yapıyorsun? Seni tavlayıp sınıfı atlayabileceğini mi düşündün? Senin gibiler için böyle ahlaksızlıklar gayet tabii olabilir. Ama bu evde böyle davranışlar asla kabul edilemez. Nerede nasıl büyüdüğün, hangi terbiye aldığın ortada. Benim gözümde hep bir köle olarak kalacaksın. Sakın aksine düşünme. Kaç nesildir onurla taşıdığımız soyadımızı bir kölenin almasına nasıl izin verirsin? Şerefimizi, haysiyetimizi ne üdüğü belirsiz biri için nasıl iki paralık edersin? İç şunu. Bir köleden torun sahibi olma ihtimaline karşı önlem alıyorum. İç dedim. Karına neden doğum kontrol hapı içirdiğimi mi soruyorsun bana? O kızı nikahına alarak büyük bir hata yaptın. Soyu sopu belirsiz bir köleden torunum olmayacak. Katilsin sen! Katilsin sen! Kızımı öldürdün, katilsin sen! Öldüreceğim seni. Ellerimle vereceğim cezanı. Kendini kurtarmak için yalan söylüyorsun değil mi? Kalk. Defol. Yıkıl karşımdan. Defol. Bu ellerle mi verdin kızıma zehri?
Bunlarla mı kestin yavrumun nefesini? Söyle. Bu kaynar su yeter mi elindeki kanı akıtmaya? Temizler mi bu su ellerini? Söyle. Kızımı benden aldın. Nihan'ı öldürdün. Kızım yok artık. Bu acıyı dindirmenin tek bir yolu var. Seni ait olduğun yere göndermek. Cehenneme. İsteğiniz yerine getirildi hanımefendi. Ne bir fotoğraf, ne de bir kıyafet. Hiçbirisi kalmadı. Başka bir emriniz? Bundan böyle her şey eskisi gibi olacak. Herkesi bu şekilde ilet. Ali hiç iyi değil anne. Hira'nın gidişi onu çok sarstı. Alışır. Herkes layığını buldu. Her şey olması gerektiği gibi artık. Yanılıyorsun anne. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değil. Herkes bu kadar kırılıp dökülürken nasıl böyle soğukkanlı kalabiliyorsun? Az daha günahsız, masum bir insanı canından ediyordun. O kız benim gözümde asla aklanamaz. Abimin izlettiği videoya rağmen hala mı Hira'yı suçluyorsun? Hepimiz gördük. Hira masum. Neden bunu kabul etmiyorsun anne? Ali çok üzgün diyorum. Sadece o da değil. Abim de perişan halde, görmüyor musun? Neden böyle yapıyorsun anne? Geçer. Ali de, abin de. Herkes alışır. Sen de. Su akar yolunu bulur. Ezelden beri hep böyle olmuştur. Gülnur! Kahvemi salona getir. Kenan dur! Ya sen bunca yıl benden böyle bir şeyi nasıl sakladın? Ya çıkacaktın karşıma, ne pahasına olursa olsun konuşacaktın, niye sustun? Artık anlatsam da neye yarar? Her şey geçip gitti. Hiçbir yere gidemezsin. Bu defa izin vermiyorum. Madem sen konuşmayacaksın, o zaman dinleyeceksin beni. Sen o gün gittin ya. Ben öldüm Meryem. Askerden mahalleye döndüğüm gün, her yerde arayıp seni bulamadığım gün. Bu mahalle, bu ev, bu dünya, bu beden koskocaman bir mezar oldu bana. Ben o mezara diri diri girdim. Hiç mi düşünmedin ya? Bu çocuk ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl ayakta durur, sen hiç mi düşünmedin?
Sen beni koca bir yangın işine attın. Gittin. Sen nasıl yaptın bana bunu? Ya ben sana aşıktım Meryem. Aşıktım. Ben bu dünyada hiç kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Ya benim bu aşkım her şeyin üstesinden gelirdi. Sen bana deseydin Kenan beni götür, ben seni kolumdan tutar dünyanın öbür ucuna götürürdüm. Sen deseydin Kenan beni kurtar, ben senin kolumdan tutar seni kurtarırdım. Sen bana deseydin ben zordayım. Ben bu iki elim kanda bile olsa gelirdim, senin yanında olurdum. Bizim için, sevdamız için Meryem, ben bu yüreği, ben bu canı ortaya koyardım. Sen ne yaptın? Gittin. Tek bir söz, tek bir kelime etmeden başka bir adamla evlendin. Ne olur yapma. Ne desem ne söylesem artık fayda etmez. Her şey için çok geç. Ne olur. Meryem aç şu kapıyı. Meryem kapıyı aç. Ben bu dünyada senin için her şeyi yakıp yıkmaya hazırken sen ne yaptın? Sen benim içimdeki her şeyi yaktın, yıktın, kül ettin. Aç şu kapıyı, aç. Bak yıllarca sussun, şimdi çıkacaksın, her şeyi konuşacağız biz. Aç şu kapıyı. Nasıl olur böyle bir şey? Kim niye öder senin borcunu? Neden kaldır ipoteği? Vallahi ben de şaştım kaldım. Kenan'dan başka yapacak kimse yok. Demek ki o işe dahil oldu. Kenan yapmadı biliyorum. Başka birisi soktu burnunu. Tam Meryem'den kurtulacağım derken yine başarı olmayı başardı. Ama sana güvenen de kabahat. Hop. Orada dur bakalım. Sen ne söylediyse ben onu yaptım. Ne eksik ne fazla. Eğer eksik bir şey varsa bu senin suçun. Benim değil. Ama borcu ödeyecek ahbabın olduğunu bana söylemedin. Lan! Benim yanımda, yöremde bu borcu ödeyecek kimse yok. Almıyor mu bunu seni saksa? Demek ki almıyor. Göründüğü kadar parlak değilmiş. Kenan'ın salça olacağını tahmin edememişsin işte. Kenan ödemedi diyorum sana. Neyse ne. Bıdı bıdı edip de benim kafamı şişirme daha fazla. Hasbinallah. Şunu kağıbı yapalım da ben senin o sünepe kızına yapacağımı biliyorum. Görürsün sen. Yapayalnız bir geçmiş. Yapayalnız bir gelecek. Thank you.
misiniz? Ne istiyorsunuz? Seni öyle üzgün görünce dayanamadım. Gelip o güzel yüzünü güldüreyim dedim. Kim yalnız bıraktı seni? Ben üzgün falan değilim. Yalnız da değilim. Sen beni yanlış anladın. Korkacak bir şey yok. Biraz takılırız, eğleniriz falan işte. Fena mı olur? Meryem, aç şu kapıyı. Bak çıkacaksın, yüzleşeceksin benimle. Bak sen bu kapıyı açana kadar ben buradayım. Gerekirse bütün gece buradayım. Yetmezse ertesi gün de buradayım. Duydun mu beni? Aç şu kapıyı. Sen gidince bitti mi her şey? Öyle mi sanıyorsun? Hiçbir şey bitmedi. Senden sonra, gittikten sonra, onca şeyden sonra bile ben hala çok sevdim seni. Duyuyor musun? Ya günlerce, aylarca yediremedim kendime gittiğini. Sana konduramadım, yakıştıramadım. Tek bir cümle edecektin, tutacaktın, çıkaracaktım, kurtaracaktım seni. Yine biz olacaktık. Sen nasıl şüphe duydun benden ya? Sen benden nasıl şüphe duydun? Sen benden şüphe duydun ya. Sen benden şüphe duydun. Benden nasıl şüphe duyarsın? Abla uzattın. Bırak. Bırak beni. Ben de sana bırakacak göz var mı? Çek elini. Çek. Kapa çeneni. Yardım edin. Yardım edin. Yürü. Nuşa. Abi bir şeyler yap. Pira gidiyor. Engel ol ona.
Yavuz konağın etrafında ol. Hera dışarı çıkarsa onu takip edeceksin. Adım adım nereye giderse haberim olacak. Sen de kimsin lan? Hadi git. İyi misin? Korkma. Ben buradayım, merak etme. Biteceğini mi sandın demiştin ya. Bitmeyeceğini bile bile girdim ben o yola. Kendim için ayrı, senin için ayrı yandım. Sevdiğini hayal kırıklığına uğratmak, geleceğinden, hayallerinden vazgeçmenin ne kadar büyük bir acı olduğunu bilemezsin. Suçlu olmak, hem bir o kadar suçsuz. Kendi öz babam, kurbanlık koyun gibi elleriyle sundu beni Engin'e. Bütün gülüşlerimi soldurdu. Bütün ışıkları kapatıp kapkaranlık bir dünyaya hapsetti beni. Direndim. Ama karşı koyamadım. Evlenmeseydim babam hapse, annem büyük bir sefaletin içine. Sen de benimle birlikte bilinmeyen bir yola sürüklenecektin. Yapamadım. Korktum. Sonra birden hayatım yokuş aşağı kaymaya başladı. Tek bir gün. Sensiz tek bir gün mutlu oldun mu diye sorsana. Asla. Zorbalığın, itilip kakılmanın, hor görünmenin alasını yaşadım. İlk günden son güne kadar bitmedi bu eziyet. Nefesli olmasaydı çok da yaşamazdım. Meryem. Thank you.
olacak? Ne yapacağız? Meryem abla, ne oldu? Kenan abi de yıldırım gibi çıktı az önce bir hışım. Hiçbir şey söylemeden. Şimdi değil Şebnem. Sonra konuşalım olur mu? Senin ne işin vardı burada? Bunun bir önemi yok. Hadi. Hadi dedim. Hiç boşuna inat etme. Gidiyoruz. Beni kurtardığın için sağ ol. Ama biliyorsun, sen beni azat ettin. Artık senin kölen değilim. O yüzden seninle gelmeyeceğim. Meryem, ne oldu ablacığım sana? Neden söyledin? Kenan'a geçmişte olanları niye anlattın abla? Ben Kenan'a bir şey anlatmadım Meryem. Ama Huslat'a anlattım. Demek Kenan ablasından öğrendi. Neden? Dayanamadım da ondan Meryem. Her olayda seni suçlamasına daha fazla gönlüm razı gelmedi ablacığım. Aferin abla. Keşke hiç anlatmasaydın. Keşkesi mi kaldı Meryem?
Onca acı çektin. Hala çekmeye devam ediyorsun. Yetmedi mi? Herkes senin günahsız olduğunu bilsin. Bu çile bitsin istedim. Peki Kenan ne dedi? Konuştunuz mu? Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmayacağız. Önceden nasılsa şimdi de öyle olacak. Kenan kendi yoluna, ben kendi yoluma. Üstümüzden yük kalktı sadece o kadar. Ayrıca Kenan evleniyor. Nereye Meryem? Vuslat ablayla konuşmam lazım. Benimle gelmeyeceksin, nereye gideceksin peki? Kimseyi tanımıyorsun. Konaktan başka bir yer bilmiyorsun. Sokaklarda mı kalacaksın? Tek başına koskoca bir şehirde ne yapacaksın? Biraz önce başına geleni gördün. Olmaz. Yeter, dur artık. Öylece bir bilinmezliğe gitmene izin veremem. Neden çağırdın beni Meryem? Feriha ablayla konuştum. Her şeyi öğrendiğini biliyorum. Tefeciye olan borcumu sen mi ödedin Mustafa abla? Borcum borç. En kısa sürede ödeyeceğim. Ödemesen de olur. Nefes için yaptım. Ona kıyamadım da. Mustafa teyze. Kuzum. Biliyor musun Uslat teyze, biz köye taşınıyoruz. Keşke siz de bizimle gelebilseniz. Kenan abim, Feriha teyzem, sen. Keşke. Annem olmaz diyor ama ben biliyorum. Yine önceki gibi olacak. Nasıl ki daha önce? Yalnız kalacağız. Buraya gelmeden önce de öyleydi çünkü. Kimsemiz yoktu. Gitmeyi hiç istemiyorum. Arkadaşlarımı da, sizi de çok özleyeceğim Uslat teyze. Ben de seni çok özleyeceğim Uslat. Nefes üzülmesin diye yaptım. Olmasaydı öğrendiğim gerçeklere rağmen engel olmazdım gitmene. Eskisi gibi kızgın olmasam da yine de kırgınım sana. Tamam, mecbur kalmışsın. Çok acılar çekmişsin, öğrendim ama başka bir yol bulunabilirdi belki. Öğrendiğinde gelseydin, bizden yardım isteseydin, seni hiç kimselere bırakmazdık Meryem. Dağ gibi dururduk arkanda. Hele ki Kenan, senin için tüm dünyayı yakardı benim kardeşim. Ama sen bunları hiç düşünmedin. Bıraktın onu.
Kenan deliye döndü senden sonra. Benim Meryem'im yapmaz dedi. Bana ihanet etmez dedi. Uzun bir süre kabul edemedi. Sonrası daha da kötü. Yıllarca yaşayan bir ölü gibiydi. Oysa her şey bambaşka olabilirdi. Kenan'a sırtını dönmeseydin, derdine birlikte çare bulmaya çalışsaydınız, ne o ne de sen bu kadar üzülmezdiniz. Şimdi sen söyle. Yaşanmış bunca şeyden sonra ben sana nasıl güveneyim? Ben gençtim, korktum. Artık ne söylesen nafile. Olan oldu. Keşke zamanı geri alabilsek ama mümkün değil. Meryem gitti dedim. Parayı, refahı tercih etti gitti. Aşkımızın üstünü çizdi gitti. Ya ben şu ana kadar yaşadığım bütün acıyı senin ihanetinin ateşiyle bastırdım. Şimdi ne olacak? Suçsuz olduğunu, günahsız olduğunu, mecbur bırakıldığını öğrendim ben. Ben bu gerçekte nasıl yaşayacağım? Ya da yaşayabilecek miyim? Ha Meryem, söyle yaşayabilecek miyim? Yaşayabilecek miyim? Arkadaşlarım gitmeyeceğimi öğrenince çok sevindiler anne, biliyor musun? Hepsi boynuma sarıldı benim. Sevinirler tabii anne. Senin gibi güzel bir arkadaşı kim kaybetmek ister? Ne diyeceğim? Sen çantaya koyduğumuz oyuncakları geri çıkardın mı? Yok, çıkarmadım daha. Hadi koş çıkar, yerlerine koy onları. Tamam anneciğim. Vallahi Vuslat'tan böyle bir şey hayatta beklemezdim kızım. Hayır, dil ne söylerse söylesin, kalbinde kötülük yoktur bilirim ama bütün evin borcunu ödemesi beni çok şaşırttı. Hayır, düne kadar en çok o istiyordu senin mahalleden gitmeni. Şimdi ne oldu da fikri değişti? Sen bir şey biliyor musun? Mustafa abla bana ne kadar kızarsa kızsın çok merhametlidir. Nefesi de çok seviyor biliyorsun. Belli ki ona kıyamadı. Sağ olsun. Kimmiş kızım? Ben bakarım. Ne olur bana bir şey söyleme artık. Hira.